Biliyorlar diyor. Hı? Biliyorlar diyor. Ne biliyor musun? TRT 1 tarif şeyi, yarışması. Ne bulacağınızı düşünüyorsunuz? Abi BRT'de ne var kanlar? BRT açtı ana baba. Ben de sinemene gelmek için geliyorum. 66'yı açıyor ana baba. Geçirmediğim belli olur mu? Çünkü o zaman geçirdi hastalığı. Şimdi bu tariflemeyle COVID olup olmadığından şüpheleniyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kişi. Şimdi şu an için mi grip geçiriyormuş? Hayır, önceden... birkaç ay önce bir işte... Ya sadece kafa karıştırıyorlar sana. İnsanları moralini bozuyorlar. Özellikle sanatçı kesiminde çok ciddi bir çöküş var. Yani özellikle hani hayatından kazanan ve yaratıcılıktan kazanan, sahnelerden kazanan insanların çok ciddi verdiği bir ayrı savaş var. Bu da psikolojik bir aslında. Çünkü herkes evlerinde kalmak zorunda. İşte olabildiğince ben de dahil olmak üzere sosyal medyadan, Instagram'dan konserler yapmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimizle, takipçilerimizle o şekilde buluşmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki hani o konser salonu hissini vermiyor. Yani lezzet olmuyor galiba. Diyor Hatice. Yine çok şükür çünkü çok güzel bir müşahar geliyor. Hani insanlar Beyaz Saray'ın önünde şey yapmışlar. En azından içten içe... Gösteri mi yapmışlar? Gösteri yapmışlar. Biz şahit, biz şehit olmak istiyoruz. Şehitlik şeyini çıkar diye. Doğru vallahi. İğrenç bir adam diyor. Bütün dünyada da öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Onuruz İngiltere'den katıldınız, Elif Cindik Almanya'dan katıldınız ve sayın Hiç bu süreci yapamaz diyor. Ne işi varmış Fransa'da? Harika test arası. Boş olduğunu söyleyebiliriz şu dakikalarda. Tina'da tabii gezenler de var. Bir çocuk arabasıyla gezen bir kişiyi de görüyoruz yine New York'ta. Tehlikeli bir durum söz konusu şu anda. Amerika'nın genelinde aslında tehlikeli bir durum söz konusu ama tabii ki New York vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle maalesef en yoğun olduğu eyalet oldu şu anda. Aynen. Bakalım şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin virüsle mücadelesi. O değil canlı görüntüleri de ekranda. Öyle bir gezer almış herhalde. Sana bir de mezarlık ziyaretleri var sana. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler oldu? Mezarlık ziyaretlerinde de ateş ve kürük de girilecek. Girmesinden de ne işi de var öyle? Türkiye'de mi? İzleyecek mi? Bunların hepsini gazeteci Cemil Özyurt'a soracağız. Şu anda New Jersey'den karşımızda. Merhabalar Cemil Özyurt, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İbrahim, iyi yayınlar. Teşekkürler, çok sağ olun. New Jersey. Önce New York'tan canlı görüntüleri ekranlara getirdik. New York'ta böyle bir boşluğu görmek özellikle Times Meydanı'nda pek mümkün değildi ama İnsanlar evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Yine çıkanlar da var tabii ama son durum ne? Bu saate kadar neler yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde?
Evet, en önemli gelişme son olarak kongre bugün 410 milyar dolarlık daha yeni bir bütçe çıkardı. Küçük işletmelere ve koronavirüsünden etkilenen hastanelere özellikle. İnsanlar evlerde kalmaya devam ediyorlar ama Amerika'nın büyük bir kısmında da insanlar hafta sonu gösterilerdeydi. Sokağa çıkmak için kendi hakları olduğunu ve ekonominin bir an önce açılması gerektiğini söylediler. Özellikle Ohio gibi, Kentucky gibi, Tennessee gibi eyaletlerde gösteriler vardı. Şu anda Amerikan kamuoyu ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı yaşamdan daha önemli şeyler de var. Bırakalım öleceksek bu bizim hayatımız. Bizimle ilgili konulara biz kendimiz karar verelim diye bir kesim var. Bir kesimde tedbirlerin devam etmesi gerektiğini, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu ve bu işin şakaya gelmeyeceğini söylüyor. Texas valisinin bir açıklaması vardı, o çok eleştirildi. Hayatta yaşamdan çok daha önemli şeyler var diye açıklamış konuyu. Şu anda eyaletler arasında... Hayattan daha önemli şeyler varmış. Valiler arasında, valilerle kendi eyaletleri içerisindeki belediye başkanları arasında ekonominin nasıl hayata geçireceği, hayatı ne zaman normale döneceğiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Önce para. Georgia'da yine böyle bir tartışma var. Valiyle belediye başkanı.